Genç hükümdar Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u aldıktan sonra durmamış, yeni hedeflere yönelmişti. Yenilmez Türk orduları zaferden zafere koşuyor, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları her gün biraz daha genişliyordu. Doğuda ve batıda bütün krallar dize getirilmiş, komşu ülkeler vergiye bağlanmıştı. Şimdi sıra Muşar Kalesi'ndeydi. Dört yiğit Türk elçisi, Muşar hakimi Şeyh Gaffar'a vergi almaya gidiyordu. Ben kimseye haraç vermem, karşımdaki Fatih bile olsa. Haraç değil Şeyh Hazretleri, sadece vergi. Fatih Sultan Mehmet böyle bir zehaba mı kapılmış yoksa, kendini çok mu güçlü sanıyor? Sanmıyor. Bu kadar emin olmasın, unutmasın ki el elden üstündür. Fatih Sultan Mehmet Han yeryüzünün en güçlü hükümdarıdır, ondan üstünü yoktur. Ne malum benim ondan üstün olmadığım? Ulu hükümdarımız gücünü bütün dünyaya ispat etmiştir. Arzu ederseniz size de ispat etmeye hazırdır. Siz daha benim gücümü görmediniz ama sabırlı olun, göstereceğim sizlere. Kimin daha güçlü olduğunu anlayacaksınız. Efendimiz! Ulu şeyhimiz, efendimiz, ulu şeyhimiz, efendimiz, ulu şeyhimiz, efendimiz. Çocuklarını bana kurban edene cenneti bağışlıyorum. Siz dördünüz öldürün çocuklarınızı. Emrin başım üstüne sevgili ulu şeyhimiz. Thank you.
Sen yukarıdaki nöbetçi! Sana söylüyorum nöbetçi! Buyur şeyhim, emret! Cennete gitmek istiyorsan kendini aşağı at! Görüyorsunuz! Benim küçücük bir işaretimle hiç göz kırpmadan kendini ölüme atacak on binlerce fedaim var. Bunları böylece sultanınıza anlatın. Bu burada kalsın, öbür üçünü zindana atın hemen. Hata ediyorsunuz. Elçiye zeval olmaz. Ben kendi kurallarımdan başka kural tanımam, götürün! Padişahına cevap yazacak değilim. Git ona burada gördüklerini anlat. Benimle uğraşmaya kalkmasın, çünkü gücümün sınırı yoktur. Kılıcımın ucu buradan ta Osmanlı Sarayı'na kadar uzanır. Fatih Sultan Mehmet'in hayatı parmaklarımın ucunda. Tek bir işaretim yeter! Duyduklarım doğru mudur? Bu gafil şeyh ne cüretle elçilerimizi zindana atar? Nesine güvenir de bize meydan okur? Gücüne sultanım! Bunu gözlerimizle gördük. Bir işaretiyle ölüme seve seve giden fedaileri var. Bütün halk şeyhin kendilerine cenneti vereceğine inanmış sultanım. Hem de bütün kalpleriyle inanmışlar. Ordu sefere hazırlansın Lala. Ferman sultanımındır. Muş'a varıp kalesini yer ile yeksan edecek, Şeyh Gaffar'ın sarayını başına yıkacağız. Seher, sen ha! Neden yaptın bunu? Öyle emir aldım. Kimden? Şeyh Gaffar'dan. Bu ihanetinin cezasını hayatınla ödeyeceksin. Ölümden korkmuyorum. Nasıl olsa cennete gideceğim. Nereden biliyorsun cennete gideceğini? Şeyhim söyledi. Eğer isteseydim çoktan ölmüştün. Fedaim seni sadece yaralamak emrini aldı. Gözüm, kulağım ve elim her an sarayındadır. Benimle uğraşmaktan vazgeç, Şeyh Gaffar. Nöbetçi! Buyurun sultanım. Alın götürün bu kadını. Bana Sadrazam Mahmut Paşa'yı çağırın, tez gelsin. Emredersiniz sultanım. Muş'ar seferinden şimdilik vazgeçtim Mahmut. Kaleyi yakar, yıkar, yerle bir ederiz ama Şeyh Gaffar'ın sırrını çözemeyiz. Ferman sultanımındır. Bak Kara Murat, senden büyük bir hizmet daha beklerim. Yolunuza canım fedadır sultanım. Muş'ar'da sahtekar bir şeyh türemiş. Sihirli bir gücü olduğunu iddia eder, saf kişileri cennet vaadiyle kandırıp kendine bend edermiş. Şimdi Muş'a gidip, elçileri kurtarıp, Şeyh Gaffar'ın kellesini getireceksin bana. Emredersiniz sultanım.
Sevgili babacığım, Osmanlı'dan haber var. Ne yazıyor? Fatih'in seferden vazgeçtiğini bildiriyor. Vazgeçecek elbet. Can pazarı bu. Yerine fedaisini gönderiyor. Yaman bir silahşor ve Fatih'in sağ koludur. Sınırda Yiğitler Köyü'nde abisinin bir çiftliği var. Oraya uğrayacak. Evde abisinden başka bir de genç yengesi var. Abisiyle yengesi ha? Bu güzel işte. Bana fedailerimden üçünü yollayın, bekliyorum. Sizden Kara Murad'ın ağabeyi Turhan Bey'i istiyorum. Geride bir tek canlı kalmayacak. O evde kimi bulursanız hepsini öldüreceksiniz. Kara Murad'ı da öldürecek miyiz? Hayır. Ona bu mektubu bırakacaksınız. Geri dönecek ve Fatih'e olanları anlatacaktır. Baş üstüne şeyhim. Baba, neye karar verdin? Ne yapmayı düşünüyorsun, öğrenebilir miyim? Fatih'e en büyük darbeyi vuracağım. Zeynep, sen elçilerle meşgul ol yavrum. Eline sağlık kadınım, çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Gelenler var. Hayırdır inşallah, kimler ola ki? Yabancı bunlar. Şimdi öğreniriz. Merhaba. Merhaba. Sen Kara Murat'ın abisi misin? Evet, niye sordunuz? Biz Kara Murat'ın silah arkadaşlarıyız. Sana ondan haber getirdik. Sağ olun. İnşallah hayırlı haberdir. Hem de çok hayırlı. Buyurun içeride konuşalım, uzun yoldan geldiniz. Soğuk bir ayran yorgunluğunuzu alır. Hanım kuyudan ayran testisini çıkar. Kardeşimin arkadaşları benim de dostlarımdır. Ne yapıyor şimdi benim yiğit kardeşim? İyi, çok iyi. Bayramda elini öpmeye gelecek. Buna çok sevindim. Uzun zamandır görmedim onu. Kara Murat bana hiç sizden söz etmemişti. Ne kadar zamandır tanıyorsunuz onu? Onu hiç tanımıyoruz. Turhan! Yapmayın! Bırakın beni! İmdat! 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 Ah!
Önce tadına bakalım, sonra öldürelim. Yapmayın! Yapmayın, dokunmayın bana! Sizin Allah'tan korkunuz yok mu? Öldürün beni! Gelen var. Merhaba. Merhaba. Uğurlar olsun. Sağ ol. Bana kötü niyetle gelenler işte böyle çarpılır. Ağabeyin Turhan Bey elimde rehindir. Onun hayatına değer veriyorsan git padişahına başına gelenleri anlat. Bu Osmanlı'ya üçüncü ihtarımdır. Benim her yerde gözüm, kulağım ve elim vardır. Üstüme gelirseniz daha çok kan dökülür. Mahvı perişan ederim devletimizi. Şeyh Gaffar. Keşke şu kadını yanımıza alsaydık. Doğru, yolda çok işimize yarardı. Adı damağınızda kaldı galiba. Çiftlikte karşılaştığımız adam bizi izliyor. Buradan iki kola ayrılalım. Biz ikimiz ileride pusu kurup bekleriz onu. Ben onu alıp gidiyorum, çölde kavuşurum size. Hadi. Ah!
Kardeşimi ne yaptınız? Şeyh Kahfar'ın yanında şimdi. Bizi öldüreceksen elini çabuk tut. Biz ölümden korkmayız. Baba, ben Malatya'ya gidiyorum. Malatya'ya mı? Şimdi sırası değil. Ortalık karışık. Ertele bu yolculuğu. Erteleyemem. Akrabalarıma daveti kabul ettiğimi bildirdim. Peki. Yalnız yanına bir muhafız kıtası al. Yollar haydutlarla dolu. Tedbirli olmak gerek. Hancı, nerede kaldı bizim şarap? Beyzadem, umarım yemeklerimizden memnun kaldınız. Sağ ol. Borcum ne kadar? Bir altın efendim. Merak etme, sahte değildir. Başka bir emriniz var mı? Hayır. O da falan istemez misiniz? İstemez, hemen yola çıkıyorum. Öyleyse hayırlı yolculuklar. Sağ ol Hancıbaşı. Güle güle. Şu gelen adamı görüyor musun? Bu adama iyi dikkat et. Para babası, kesesi altın dolu. Atla atına koş, atlaya ona yağlı bir av geliyor. Bu çocuk sizi gözetliyordu efendim. Maksadın ne? Söyle! Maksadı sizi öldürmek olabilir. Kırbaçlı! Öldürteceksin çocuğu. Böyle bir güzelliğin arkasında bu kadar zalim bir ruh olduğuna seni görmesem inanmazdım. Kimsin sen? Ne hakla bize karışıyorsun? Kim olduğumun ne önemi var? Çocuğu serbest bırakın. Bize böyle emir vermeye kalkıştığınıza göre büyük bir adam olmalısınız. Önce dilini keselim. Diz çök, sultanımızdan af dile. Şu köpeklerini susturmazsan ben susturacağım. Ah!
Sağ ol. Adamlarını al ve git buradan. Tekrar karşılaşacağız. O zaman seni bağışlamam için yalvaracaksın. Beyzadem. Boş ver, kim olsa aynı şeyi yapar. Sakın gitme Beyzadem, gitme oraya. Neden? Eşkıya Abdo ile çetesi uzun geçitte pusu kurdular. Sen nereden biliyorsun? Hancı adamlarıdır. Ben de seni soymaları için haber vermeye gidiyordum. Bağışla beni Beyzadem. Aferin sana. Ben de seninle geleyim. Bana bak küçük, düğüne gitmiyorum ben. Ne olur Beyzadem, kovma beni. Anam, babam, kardeşlerim ölmüş, yetimim. Kimsesizim. Peki öyleyse küçük, atla atına. Ne istiyorsunuz? Babana mektup yazmanı. Ben söyleyeceğim, sen yazacaksın. Asla! Senin gibi bir haydut bana emir veremez. Sen çok azgın bir kısrağa benziyorsun. Ama ben seni yola getirmesini bilirim. Thank you.
gelin çabuk! Geber şunu! Atlara! Her tarafı taradık şeyim. Bütün şüphelileri yakalayıp zindana tıktık. Fakat aralarında Kara Murat diye biri yok. Siz gene de dikkatli olun. Dediklerine bakılırsa bu Kara Murat şeytan gibi bir adammış. Her kılığa girer, iğnenin deliğinden geçermiş. Delici varsa göreceği de var. Derhal tutsak elçilerden birini şehrin kapısına alsın. Zeynep Sultan'ın muhafızları geldiler efendimiz. Huzura kabullerini dilerler. Gelsinler. Buyurun efendimiz. Girin. Nedir bu haliniz? Uzun geçitte pusuya düşürdüm. Yalnız ikimiz kurtulabildik. Kürt Apto ve adamları. Zeynep Sultan ne oldu? Kaçırdılar onu efendimiz, kaçırdılar. Korkak herifler! Sizin gibi beceriksiz fedai gerekmez bana. Alın bunları götürün, kaza geçirin. Seni de kumandanlıktan atıyorum. Hurşid'e haber ver, kızımı kurtarmak için harekete geçsin. Kürt Abdo ve çetesini ölü veya diri getirsin. Başsın efendim. Şükür kavuşturana, hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Seni tekrar görmek beni çok sevindirdi, mutlu etti. Sağ ol, gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım. Peki, sen bu eşkıyaların elinden nasıl kurtuldun? Yiğit bir genç imdadıma yetişti. Hayatımda onun kadar yaman bir silahşor görmedim. Tek başına koskoca bir çeteyle savaşarak beni kurtardı. Bize onun gibi adamlar gerek. Nerede bu yiğit, onu mükafatlandırmak isterdim. Beni kurtardıktan sonra ortadan kayboldu. Bir teşekkür bile edemedim. Ama kim bilir, belki de bir gün rastlarım ona. Elmalarım var, taze elmalarım var. Sulu sulu elmalarım. Almadan geçmeyin. Elmalarım var, sulu sulu elmalarım var, almadan geçmeyin. Taze taze elmalarım var. Siz beni burada bekleyin. Merhaba güzelim. Dur, sana bir kötülük yapacak değilim. Dur bakalım! Beni rahat bırak! Kaçmak yok güzelim, sen benim bırak olacaksın! Kızı.
Kızı rahat bırak! Hem benim kim olduğumu biliyor musun? Kim olursan ol, önemi yok. Kızı rahat bırak! Çek el yolumdan serseri! Ben kumandan Hurşid'im! Ya, öyle mi? Yol açıldı, kimse rahatsız etmez artık. Size bütün kalbimle teşekkür ederim. Kurtarıcımın adını öğrenmek istiyorum. Adım Kara Murat. Benimki de Elif, Sarıgül Sokağı'nda oturuyorum. Ziyaretime gelirseniz sevinirim. Bir sakınca yoksa bugün öğleden sonra gelirim. Beklerim, hoşça kalın. Güle güle. Adı Kara Murat'mış, emin misin? Konuşurlarken duydum. Bugün öğleden sonra Elif'in evine gidecek, orada buluşacaklar. Ya, işte şimdi kuyruğu kıstırdı. Aferin Cafer, bana büyük bir hizmette bulundun. Yakalayın onu! Durmayın, gebertin! Ah!
Ana Murat nerede? Nerede saklandığını bilirsin. Bilmiyorum. Başla! Onun nerede olduğunu söylersen canını bağışlarım. Vallahi bilmiyorum. Hepsi bu kadar mı? Bunlar eşkıyalar efendimiz. Cesetlerini çuvala koyup getirdik. İki eşkıya daha vardı ama onlar kaçtılar. Kaçırdınız demek. Yazıklar olsun size. Bu dünyada yaşamak haram size. Öldürün birbirinizi. Suçun çok, çok büyük Abdo. Ölümlerden ölüm mü yeneceksin? Atın bunu zindana. Yürü! Bunları da kayalıklardan atın, parçalansınlar. Beni aradığınızı duydum. Buyurun, emirlerinizi bekliyorum. Kimsin sen? Fatih'in fedaisi Kara Murat. Yakalayın! Öldür onu Vahap, gebert! Öldürme beni! Gebertin bu köpeği! Söyle köpeklerine çekip gitsinler buradan! Durun! Çekilin gidin, karışmayın bu işe! Kalın olduğunuz yerde, kimse de arkamdan gelmesin!
geliyorlar. İnanmazsan bak, işte hepsi buradalar. Yürü! Yakup Bey, Sinan Bey, benim yiğit beylerim! Ben Kara Murat, tanıdınız mı beni? Kara Murat, sultanımızın fedaisi! Sizi kurtarmaya geldim! Ne yapıyorsun ağam? Tanımadın mı beni? Ben yalnız Şeyh Gaffar'ı tanırım. Karını öldürten Şeyh Gaffar'dır. Haberin var mı? Şeyhim neylerse en iyisini eyler. Bu herif büyüledi mi seni? Kendine gel, ben senin kardeşinim! Gebert onu! Nereye gitti bu adam? Sen benim hayatımı kurtarmıştın, şimdi ödeştik. Kimsin sen, onu söyle. Ben Şeyh Gaffar'ın kızı Zeynep Sultanım. Senin Türk elçilerini kurtarmaya gelen bir akıncı olduğunu biliyorum. Sana yardım edebilirim, karşılığında sen de bana yardım edeceksin. Benim yardımım olmadan elçileri kurtaramazsın. Peki, onlara karşılık ne istiyorsun benden? Bunu zamanı gelince öğreneceksin. Beklenen gün geldi. Bu gece Şeyh Gaffar'ın saltanatı sona erecek. Yarın bu ülkenin tek ve mutlak hakimi ben olacağım. Sizler de benim vezirlerim ve kumandanlarım. Sizlere verdiğim sözlerimi, vaatlerimi yerine getireceğim. Hepiniz servet ve refaha kavuşacaksınız. Hazırladığım plan gereğince, bu gece herkes üzerine düşen görevi yapacak. Babama sadık olarak bilinen kumandanları, sabaha karşı yataklarında bastırıp öldüreceksiniz. Babamı ise ben yok edeceğim. Bu iş için yanıma çok güçlü bir kahraman alıyorum. Aramıza yeni katılan bu arkadaşı sizlere takdim ederim. Bugüne kadar gördüğüm en yaman silahşör. Adı Kara Murat. Bu gece bana en büyük yardımı o yapacaktır. Aramıza hoş geldin. Ben böyle düzenlerden anlamam. Öldürmek istediğim adamın karşısına geçer, kendisini korumasını isterim. Bir adam can düşmanım bile olsa, yatağında boğamam. Bu yaptığım hainlik değildir. Mertlik derler buna. Yerinde bir başkası olsa, buradan sağ çıkamazdı. Fakat bana yaptığın iyilikleri düşünerek, hayatını bağışlıyorum. Ancak amacıma ulaşıncaya kadar seni tutuklayacağım. Çünkü planlarımızı öğrendin.
Geçmiş olsun efendim. Sağ ol. Kızınız tehlikeyi tam zamanında haber verdi bana. Geçmiş olsun baba. Sağ ol kızım. Beni neden kurtardın? Sen Fatih'in fedaisi değil misin? Ben güçlü olanın yanındayım. Yani sizin. Sevgili babacığım, beni de eşkıyalardan tek başına kurtaran yiğit odur. Devletimize onun gibi silahşörler gibi... Çok büyük hizmetlerde bulundun evlat. Şimdi dile benden ne dilersen. Önce size karşı saygıda kusur ettiğim için beni... Sonra da bu Elif kızı bağışlamanızı dilerim. İkiniz de bağışlandınız. Elif bundan sonra senin hizmetinde olacak. Gösterdiğin yararlılıkla en büyük mükafatı hak ettin. Bu gece seni cennete göndereceğim. Duydunuz mu? Kara Murat, Şeyh Hazretlerinin hayatını kurtarmış. Onun emrine girip kumandan olacakmış.
Cenneti beğendin mi? Ne diyeyim, şaşkına döndüm. Eğer bu Şeyh Gaffar büyücü değilse, bu işin içinde muhakkak bir bit yeniği vardır. Her ay başı Şeyh Gaffar'a Çin'den bir küçük sandık gelir. Geldikten sonra da cennet hainleri başlar. Ne varmış sandıkların içinde? Bunu hiç kimse bilmiyor. Ne öğrenirim? Seni kaleye başkumandan olarak tayin ettim Kara Murat. Bana şeref verdiniz Şeyh Hazretleri. Bundan sonra ordum senin emrinde olacak. Esirlerden sen sorumlusun. Onları çalıştır, işi hızlandır. Kıştanı yapımı bir an önce bitsin. Baş üstüne efendim. Müsaadenizle. Sen de hak yoluna döndün kardeşim. İş böyle yürümez. Daha sert davranmalısınız bu köpeklere. Köpek sensin alçak. İhanetin cezasız kalmayacak. Sana hakaret ettiler Kara Murat, gebert onları. Bu köpeklerin leşini sermek benim için işten bile değildir Şeyh Hazretleri. Fakat izin verirseniz onları Fatih'e karşı koz olarak kullanmak istiyorum. Haklısın, dilediğin gibi yap, sana güvenim tamdır. Vay anasını! Bu Kara Murat benden beter eşya almış. Sen burada dur, etrafı gözle. Olur. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Mal hazır mı? Hazır. Haftaya mal gene hazır olsun. Şeyh Gaffar'a hürmetlerimizi söyleyin. Parası verildikçe mal her zaman gelecektir. Hiç merak etmesin. Pekala. Söylediklerinizi kendisine aynen iletiriz. Ah!
Action! Zehir. Şimdi anlaşıldı Gaffa. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Seni. Bırak! Karamurat! Yetiş! Karamurat! Yetiş! Yavru! Öldürenin cezası ölümdür. Dövüşerek öl. Bana ne oldu? Seni bu hale sokan Afyon'dur kardeşim. Bir cinayet ha? Cesedi ortadan kaldırmaya çalıştığına göre demek oluyor ki bu cinayetin suç ortağısın. Hayır, yemin ederim ki... Onu kim öldürdü? Ben!
Ben öldürdüm. Sen bir sahtekarsın Gaffar. Adamlarını afyonla uyutup sahte cennete sokuyor, palavrayla saltanat sürüyorsun. Durmayın, gebertin bu haini! O değil, sen gebereceksin! Ne duruyorsun Vahap, gebertsene şu köpeği! Senin için parmağımı bile oynatmam, ben Osmanlı'dan yanayım! Çek kılıcını! Geberteceğim seni! Gidip esirleri kurtaralım. İsabet olur, onların yardımına ihtiyacımız olacak. Esirleri bırakın. Aç şu kapıyı bakayım. Çabuk ol! Oradalar, yakalayın! Buradan kaçalım! Herkes yanına alabildiği kadar barut fıçısı alsın, bu taraftan! Al şunu! Arka kapıdan! Çabuk kaçın! Thank you.
Öldürün! Beni öldürme, ne istersen veririm. Yalvarırım sana! Çek kılıcını şerefinle ör! Sultanım! Müjde sultanım, Kara Murat öldü! Bundan emin misin? Elbette sultanım, parçalandığını gözlerimle gördüm! En büyük düşmanımdan kurtuldum, derhal cesedini görmeliyim! Durmayın, kaçın!